Efendim şimdi başka bir habere geçiyoruz. Kafalar karışık yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili. Bakalım neymiş. Tamam oradan duyurun hadi. Birazdan zorla süpüreceğiz hepimiz aşağıya. Evet süpüreceğiz. İnsanız. İnsan gibi davranıyorsunuz. Hangi hakla bana bağırıyorsunuz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Hadi yürü. Yürü yürü. Çevik. Hadi gel böyle. Hadi. Gözaltına al. Dışındır dışı edeceğiz sizi. Tamam edin. Ne dışı edin abi? Hadi bakalım. Tamam edin. Ne dışı edin? Hadi yürü. Zulmü protesto etmek için Çin konsolosluğu önünde toplandı Uygur Türkleri. Polis müdürü onları sınır dışı etmekle tehdit etti. Tavrı ve kullandığı dil nedeniyle müdüre tepkiler büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyeti özür diledi. Kullanılan bazı ifadeler kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz. Sabah saat 5'te Uygur Türkleri Sarıyer'deki İstanbul Çin Konsolosluğu önünde nöbet başlattı. Ellerinde pankartlarla oturma eylemi başlatan Uygurların karşısına çevik kuvvet ekipleri dikildi. Polis müdürü eylem yapamayacaklarını söyledi. Benim vatanım Çin! Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı davran. Kalkın. Hadi kalk. Gazla müdahale. Gazla müdahale istedi, zulümden kaçanları sınır dışı etmekle de tehdit etti. Gözaltına al, sınır dışı edeceğiz sizi. Tamam edin. Ne dışı edin abi? Tamam edin. Hadi yürü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok konuşulan görüntüler üzerine yazılı açıklama yaptı. İfadelerin kastını aştığını söyledi. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da özür diledi ve inceleme başlattığını duyurdu. Bu ülkenin özgün bir yolu olması lazım. Sadece Amerika Birleşik Devletleri mi? Rusya da tehlikeli, Putin de öyle, Çin de öyle. Bakın şu savrulmalara bakın. Benim gerçekten şöyle söyleyeyim, ben sıkıldım yani bu savrulmalardan. Ama sizin gözünüzden kaçmasın hiç olmazsa.